bastıran dolu yağışları, ortalığı savaş alanına çeviren hortumlar, yengemlerin evi gitmiş ve sıkça yaşanan su baskınları. Havadaki ani değişimler günden güne arttı. Güneş birden kaybolur, yağmur bir anda yağar oldu. İklimin yapısı değişti herhalde. Özellikle son yıllarda süper hücre olarak adlandırılan yağışlara sıkça şahit olduk. Kısa süreli ama etkili yağışlar su baskınlarına neden olurken, kısa süreli ama etkisi büyük olan dolu yağışları da ciddi hasarlara neden oldu. 60 yaşındayım. Daha ben böyle bir toluyu ömrü gazemde görmedim arkadaş ya. Öyle iri ve hızlı yağıyor ki sadece araçlarda hasar bırakmıyor artık. İnsanların yaralanmasına bile neden oluyor dolu yağışları. Tıpkı birkaç gün önce Yozgat'ta başından yaralanan bu kişi gibi. Şuna bak, cevizden büyük, cevizden tavuk yumurtası kadar. Senin kafaya tolu mu ya? Kafaya tolu yağdı ki arabanın camını örtecektim. Kafaya yağdı. Hiç böyle bir şey görmemiştik. İlk defa geldi başımıza. Yaşanan bu ani hava değişimleri downburst olarak adlandırılıyor. Peki downburst nasıl ortaya çıkıyor? Yerdeki sıcak hava gökyüzünde soğuk havayla çarpışıyor ve bu da hasara neden olan o hava olaylarının yaşanmasına yol açıyor. Downburst diye bir hava olayı var. Duydunuz mu daha önce? Yok, duymadım. Yok, duymamıştım. Siz? Ben duymadım. Vallahi kıyamet kopuyor herhalde. Daha önce çok duymadık ama artık duyacak gibiyiz. Çünkü mevsimsel kaymalar arttı. Downburst de hayatımıza daha çok girdi. Anam, oraya bak. Fazla sıcaklık, fazla sıcaklık niye var? Fazla enerji olduğu için. Daha fazla enerji kendini bir şekilde gösterecek. Nedir bu gösterme? İşte kuvvetli yağışlar, hortum olayları, fırtınalar, fırtınaların şiddetindeki değişimler. Örneğin bir ayda yağan yağışların bir günde yağar hale gelmiş olması. Türkiye özellikle bu sene ani hava değişimleriyle çok sık karşılaştı. Yok, çarşamba sabahı dolu yağıyor, kar yağıyor. Birdenbire hava bir ısındı böyle, sonra tekrar soğudu. Yani anlayamıyoruz yani, bilmiyorum, böyle bir şey hiç yaşamadık daha önce. Havalar zaten bu Eylül Ekim ayı gibi bayağı dengesizdi. Bir güneş açıyordu, çok sıcak oluyordu. Herkes tişörtlerle çıkıyordu veya ertesi günde de herkes montları falan giyiyordu. 2010 yılından bu yana son 50 yılın en sıcak yılları yaşanıyor. Öyle ki geçtiğimiz 2020 yılı en sıcak 3. yıl oldu. Uzmanlara göre böyle devam ederse ani hava değişimleri daha da artacak. Bütün bunlar küresel iklim değişikliğini işaret ediyor. Yani küresel ısınma, buna bağlı olarak da küresel iklim değişikliği ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak da mevsimlerde kaymalar söz konusu. Aralıkta mesela tişörtle dışarı çıktığımı hatırlamazdım ama Aralıkta tişörtle dışarı çıkıyoruz.